Değerli basın emekçileri, hepinizi Habersen Merkez Yürütme Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz son dönemde ülkemizde, ülkemizin bir operasyonuyla Barış Pınarı adı altında bir operasyon başlatıldı. Biz bu operasyonun barış olmadığını, kan, gözyaşı, ölüm olduğunu çok iyi biliyoruz. Habersen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun almış olduğu bu konuyla ilgili basın metnini sizlerle paylaşacağım. Basına ve kamuoyuna barış kazanacak. İç politikada yaşadığı düşüş, ekonomik kriz ve Kürt sorunundaki çözümsüzlük dayatması iktidarı yeniden savaşa, yeniden sınır ötesi operasyondan medet ummaya götürdü. Uluslararası güçlerin ve sermayenin gözetiminde ülke güvenliği gerekçesiyle Barış Pınarı adı altında başlatılan savaş kimseye barış götürmeyeceği ortadayken savaşı devam ettirme inadı haklara zulüm ve ölümden başka bir şey getirmeyecektir. Adına Barış Pınarı dense de Kürt, Türk, Arap hakları arasındaki kardeşlik duygusunu zedeleyecek, bir arada yaşamı olanaksız hale getirecektir. 4 yıl önce 10 Ekim 2015'te Ankara'da Emek, Barış, Demokrasi mitinginde yaşanan ve 103 insanımızı yitirdiğimiz katliam bizlere ödetilen bedellerden sadece birisidir. Orta Doğu'daki savaş politikalarının besleyip büyüttüğü Türkiye'de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları gerçekleştiren IŞİD'in dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiçbir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin gardiyanlığını gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Emperyalist güçlerin kapışma alanı haline gelen bir bataklıkta emperyalist güçlerle girilen pazarlıkla izin verilen bir kapsamda onların sattığı ve satacağı silahlarla hepimizin geleceğini tehdit edebilecek tehlikeli vaatlerde bulunarak üstelik başka bir ülkenin toprağında askeri bir operasyona girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği büyük bir soru işaretidir. Ülkemize, bu ülkede yaşayan yurttaşlara, temsil ettiğimiz üyelerimize sorumluluğumuzu gereği olarak tarihe not düşmek boynumuzun borcudur. Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceği, aksine ülkemizin temel sorunları derinleştireceğini görenler için göz göre göre susma zamanı değildir. Ülkemizin temel sorunu rekorlar kıran işsizliktir. Yağmur gibi yağan zamlardır. Yoksullaşan milyonlardır. Ülkemizin temel sorunu demokrasinin ve adaletinin yıkımıdır. Ülkemizin temel sorunu bir arada barış içinde kardeşçe yaşama umudunun karşısına dikilen ayrımcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici politikalardır. Suriye'de girilmek istenen yeni maceranın daha önce girilen maceralarda olduğu gibi bu temel sorunları çözmek bir yana daha da derinleştireceği açıktır. Orta Doğu haklarının savaşa değil barışa, emperyalist işgallere değil bağımsızlığa ihtiyacı olduğunu işte böylesi bir dönemde yapılması gereken tek şey vardır. Zenginlerin çıkardığı savaşlarda yoksulların bedel ödediğini unutmadan Orta Doğu halkları olarak bir araya gelip kol kola girerek emperyalizme karşı mücadele etmektir. Aksi durumda savaşların bitirilmesine izin verilmeyen bölgemizde rahatlıkla yaşayabileceğimiz bir doğamız, birlikte barış içinde yaşayabileceğimiz komşularımız, dostlarımız olmayacak. İnsanım diyen herkes yaşamdan yana tavır almaya, savaşa karşı barış, emperyalizme karşı bağımsızlık için mücadele etmeye davet ediyoruz. Habersen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu. Değerli arkadaşlar, hepinize basın açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.